Hikayeler başlıyor. Ben babasız büyüdüğüm için dedim ki eve de katkı olsun diye çalışmayı tercih ettim. Benim de çıraklık dönemimde beni çok iyi yetiştirdi. Ben çok disiplinli bir şekilde yetiştim. Bizim biliyorsunuz meslek çok erken başlıyordu. Ben o zamanlar hep derdim amcama, yani hep mi erken gitmek zorundayız? Haftanın bir günü geç gidelim diye kendisine zerzenişte bulunurdum. Hayır derdi, disiplini hiçbir zaman bırakmayacaksın. Eğer usta olmak istiyorsan devam edeceksin. Erken kalkmak zorundasın. Ustam gelemeyecek durumdaydı. Ustam dedim, Cemal Usta amcam, sevgili amcam. Dedi ki ben gelemeyeceğim, dükkanı seni çevirmen lazım. Ben de kara kara düşündüm acaba, çünkü o zaman sorumluluk yeterince değildi. O dönemde ben sazı elime aldım. O gün yemekleri ben yaptım, 3 gün boyunca. O günden sonra dedim ki kendime, dedim ki bu işi yapacağım ben. En iyi yerlere gelmeye çalışacağım. Elinden geldiği kadar en iyisini yapmaya çalışacağım diye kendime söz verdim. ...1983'ten beri mesleğin içindeyim. Aslında mesleğe çok uzak değilim. Aile mesleği, amcam, sevgili amcamın sayesinde, onun vesilesiyle mesleğin içine girdim. 5 kardeşiz, en küçük fertlerden bir tanesiyim. O dönemler bana sormuştu, okumak mı istersin, çalışmak mı istersin ortaokul yıllarımda. Ben babasız büyüdüğüm için dedim ki eve de katkı olsun diye çalışmayı tercih ettim. Ben babamı çok erken yaşta kaybettim. Ailede 5 kişiyiz. Ailenin en küçük fertlerinden bir tanesiyim. Babam hastalık sebebiyle rahmetli olmuştu. Anneme yük binmeye başlamıştı. O zaman dönemlerde mesleğin içinde olduğum için okumayı değil de çalışmayı tercih etmiştim. Sevgili amcam sağ olsun bana bu mesleği sevdirdi, saydırdı. Dedi okur musun, çalışır mısın? Ben de dedim ki amcacığım ben bu mesleği yapmak istiyorum. Bana bu mesleğin bütün kurallarını, gerçeklerini öğretir misin diye. O da sağ olsun bana destek oldu bu konuda. Bizim göçmenlerin de meşhur bir yemeği var. Kuzu gömleğinde ciğer sarma. Şimdi onun tarifiyle sizlerleyim. Tavada zeytinyağımı veriyorum. Yağımı iyice kızdırdıktan sonra fıstıklarımı içine katıyorum. Şimdi bunları iyice marine ediyorum. Şam fıstıklar tavada güzelce kavrulur. Yine bunun püf noktalarından bir tanesi tereyağına, reçetemde tereyağı, zeytinyağı var. Tereyağını vermiyorum çünkü tereyağı çabuk yanan bir ürün. Renkler dönüşmeye başladı. İnce değinmiş bir piyaz soğanla. Şimdi fıstık yağı, soğan bir arada olmasını... Şimdi soğanımız biliyorsunuz asitli bir üründür. Lemeğe ayrı bir lezzet katar. Soğansız yemekler olmaz. Biliyorsunuz bizim Bursa'nın Karaşevir soğanı coğrafi işareti almış. Kırmızı kelle soğanlar. Ama ben bunu beyaz soğanla yapıyorum. Bunu böyle güzel soteliyoruz. Hala tereyağını vermiyorum. Tereyağı yanma oza çok yüksek. Şimdi bunu püf noktalarından bir tanesi iyice sotelemek. Çiğ bırakmamak lazım. Şimdi bunun iyice kızgın olduğunu anlamak için böyle biraz suyla nemlendiriyorum. Zaten ateşliyor beni. Alevim çok yüksek. Şimdi tereyağının zamanı geldi. Tereyağının hepsini atmadım. Çünkü bunda pirinç hikayesi de var. Buna ciğerden sonra pirinçle bağlanır bu.
Onu da pirincin hakkı olarak onu ayırdım. Pirincin hakkı burada. Görüldüğü gibi sotelenmeye başladı. Bazı yemeklerin özelliğinin biri yüksek ateşte olması. Yüksekle yavaş yavaş kısık ateşe doğru doğru gider. Biz daha önceden hazırlamış olduğumuz kuzu ciğeridir. Kuzunun takımından çıkar bu. Bunun içinde ne vardır? Akciğeri vardır, yüreği vardır, böbreği vardır. Bunlar güzelce ayıklanır. Çoğunlukla sinirlerine dikkat edin. Tek tek sinirler ayıklanır. Biz çoğunlukla Balıkesir yöresinden kendi bölgemizin etlerini, ciğerlerini kullanıyoruz. Bizim bölgenin tam mevsimi şu anda kuzunun mevsimi. Oğlaklar da başlıyor. Evet, iyice soteledim. Biz buna ne diyoruz? Aşçının kaderi. Baharat aşçının kaderidir. Baharat olmazsa yemek olmaz. Atarken bile zevk alarak atman lazım. Çünkü lezzetin içine geçirmen gerekli. Fatih Ustam, pirincini alabilir miyim? Olur şefim. Sendeyim şefim. Tamam. Az pirinçli olsun. Yaklaşık bu yapmış olduğum ciğer sarma harcı 4 kişiliktir. Bunun özelliğinden biri pirincin az olması lazım. Çünkü pilav yemiyorlar. Ciğer sarma yemek zorundasın. Ciğeri bol olmak zorunda. Bizim çıraklık dönemimizde o zamanki aldığımız reçel, daha geriye gideyim. Anneannemin yapmış olduğu, bizim ablalarımın yaptığında buna uykuluk da konuyordu. Uykuluk, badem. Yüksek ateşten kademe kademe düşüyoruz. Kısık ateşte olması gerekli. Kalan tereyağını da dedik ya, bunun hakkı bu. Bu da onun hakkı. Hepsinin bir hakkı vardır. Baharat nasıl aşçının kaderi ise pirincinde bir hakkı vardır burada. Biz yemeklerle çoğunlukla konuşuruz. Yemekle konuşmak çocuk sevmek gibi bir şey. Nasıl çocuğa canım, cicim, ne kadar tatlısın. Hani böyle ifadeler kullanıyorsun. Burada da ay maşallah ne kadar güzelsin. Tam oturdun, tam istediğime göre. Yemeğin görüntüsü güzelse o gün yapan onu usta mutludur. Eğer yemekte, eğer kuruttuysa, yaktıysa, dibini tutturduysa vay haline. Aşçı mutsuzdur. İşte böyle tavada iyice soteledikten sonra bizde kemik suyu var. Fatih Ustam, kemik suyundan sen yeterince. Tamam, yeterlidir. Yeşillikleri kavururken sotelemedim. Şimdi atıyorum. Bunlar biraz daha canlı olması lazım. Evet, kapağını da alayım. Evet, ciğer sarma tıkır tıkır kaynar. Göçmen bir ailenin çocuğuyum ben. O dönemler, çocukluk dönemlerimde 3 tane birbirinden güzel ablalarım vardı. Çok damaratlardı bekarlık dönemlerinde. Birlikte yaşıyorduk o dönemden. Çok güzel Arnavut yemekleri yaparlardı. Börekler, Arnavut kökenli mantılar. Ama böreklerimiz falan efsane olurdu, çok lezzetli olurdu. Bayramlarda yapılan çok efsane bir lezzet vardı. O da özellikle kurban bayramlarında takım ciğerden yapılan ciğer sarma. Yani pilavlı ciğer deriz biz ona. Sakatatlarını biz çok iyi değerlendirdik. Göçmenlerin özelliğiydi bu. Hatta şey de vardı, böreklerin içine ciğer de konurdu. O da çok lezzetli olurdu. Ablamlar sağ olsun onları yapardı, biz onlarla büyürdük. Evet, ciğer sarmanın iç harcını hazırladıktan sonra demlendirdik. Bizim mutfağımızda biz buna demlendirme, çektirme deriz. Terletiriz bunu. Şöyle dibindeki, şu dibe bakar mısın? Şunları da sıyırıyorum. En güzel lezzeti dibidir. O kadar soteledik. Ben alabilir miyim elime? Bir tane alayım. Kuzu gömleğimiz, kuzumuzun işkembe bölümünde, o kısımda çıkıyor. Bunlar sadece sakatatçılarda olur. Şöyle içine koyduktan sonra boşça bir şekilde şöyle bu şekilde kişi başı bir tane yeterlidir. Ver bir gömlek daha.
Şimdi bunu hazırladıktan sonra, evet, bugünkü malzememiz de bol malzemesi oldu. Ciğeri bol. İşte ciğer sarma orijinali budur. Hani derler ya, can ciğer kuzu sarması, işte kuzu sarması dediği, o sözü buradan almış. Can ciğer kuzu sarması. Evet, gelsin bir tane daha. Evet, can ciğer kuzu sarması. Bir tane de torpil yapalım. Dörtlü yapalım şefim. Bu gömlek de çok önemli. Gömlek ince olması gerekli. Bir de ekibin olması lazım bu işleri yapman için. Bu iş ekip işidir. Tek başına usta olamazsın. Kendine uygun ekip bulman lazım. Kendi tarzına uygun. Eğer çok konuşkansan konuşkan ekiple çalışacaksın. Mevzu biter. Şimdi yaklaşık yine 180 derece daha önce ısınmış fırına atarız. Nar gibi üzeri kızarınca servise sunabiliyoruz. Ben Fatih Albayrak, 1979 doğumlu, Kosova kökenli, göçmen bir ailenin oğluyum. Ustabaşı olarak görev yapmaktayım. Şef çok donanımlı, gerçekleri anlatan, lezzete imza katan bir usta. Kendisinin el lezzeti çok değerlidir bizim için. Biz de kendisinden öğrendiklerimizi konseptimize yansıtmaya çalışıyoruz efendim. Kosova kültüründe de bu tür yemek tarzları mevcuttur. Tiran tava olsun, kuru fasulyemiz olsun, Kosova'dan gelen yemeklerimiz, süt helvamız olsun. Önemli tatlılar var. Kosova kültüründe triliçe gibi tatlılar da mevcuttur. Değişik böreklerimiz de mevcut. Anne kültüründen gelen el lezzetiyle biz de gerekli sunumları müşterilerimize yansıtmaya çalışıyoruz. Mutfakta çok titiz bir ustadır. Her ürünün güzel çıkması için en güzel ürünleri seçmeye gayret eder. Bizlere de tabii ki disiplin olması gerekiyor. Disiplin olmadığı bir yerde güzel ürünler çıkmaz. Mutfakta gayet disiplinli, dışarıda şen şakrak bir ustadır. Bülent ustamızın kendine has lezzetleri var. Özellikle kuzu etine vişne katma gibi. Bu önümüzde gördüğünüz tabağı Bülent ustanın kendi eserlerinden bir tanesidir. Çıraklık dönemimde sevgili amcamla beraber çalışırken kendisi gerçekten Bursa'nın çok değerli ustalarından, eli de çok lezzetli. Hani derler ya, bir ustanın eli lezzetli olması lazım. Gerçekten sevgili amcamda bu özellik vardı. Gerçi ailemizin hepsinde vardı. Benim de çıraklık dönemimde beni çok iyi yetiştirdi. Ben çok disiplinli bir şekilde yetiştim. Bizim biliyorsunuz meslek çok erken başlıyordu. Ben o zamanlar hep derdim amcama, yani hep erken gitmek zorundayız. Haftanın bir günü geç gidelim diye kendisine zerzenişte bulunurdum. Hayır derdi, disiplini hiçbir zaman bırakmayacaksın. Eğer usta olmak istiyorsan devam edeceksin. Erken kalkmak zorundasın. Yani derler ya, erken kalkan yol alır derler ya, bizimki de o hikaye. Biz erken başladığımız için yemeklerimizi çok kısık ateşte dinlendire yapardık. Şimdi çıraklık dönemlerimizde çok iyi ustalar seçmeniz gerekli. Yani usta, öncelikle aslında önce bir kafayı örnek alman lazım. Çünkü sen daha işin daha yeni adımlıyorsun. Yani daha bebeksin, yani meslek olarak bebeksin. Adım adım gideceksin. Birden hızlı gidemezsin. Önce kafayı örnek alıyorsun. Kafanın duruşuna, çalışma düzenine bakıyorsun. Yani o da çünkü usta adayıdır. Kalfa usta adayı. Aşama aşama. Çıraklık, kalfalık, ustalık diye gider zaten. Ben kalfaları çok dikkat ederdim. Kalfalardan böyle bir de kendisiyle barışık olan birisiyle daha da iyi anlaşıyorsun. Çünkü bir çırak çok soru sormak zorunda. İçine kapalı olmaması lazım. Enerji yüksek olması lazım. Sorması lazım. Çünkü görerek zaten bu meslek olmuyor. Yaparak, çalışarak, hani derler ya, eli kırık olması lazım, elin kırılması gerekli. Öncelikle elini kırman lazım. İmza yemeklerimizden bir tanesi kuzu vişneli fırın yemeğidir. Tavada közlüyoruz bir domatesini. Bizde hiçbir çiğ ürün yemeğin içine katılmaz. Hepsinde bir işlem vardır. Burada bu közlenirken ben de yağlarımı kullanmak istiyorum.
Yine yüksek ateş kullanıyorum. Balıkesir süt kuzusunu tavaya verdik. Yaylalarda otlanan, beslenen kuzular, bizim bu bölgenin kuzuları sadece Bursa'ya değil, Marmara'nın komple Ege'ye kadar yayılıyor. En çok bu kuzu tercih ediliyor. Bunda koku oranı azdır. Yani en azından kuzu kokusundan rahatsız olanlar da bu kuzu etinden rahatsız olmuyor. Biz bu etimizi kasabamızda aldığımız zaman biz bir gün önceden marine ederiz kendisini. Zeytinyağlarla, sarımsak özüyle. Sade evet, bırakmayız. Tabii, senden müsaadeni isteyeceğim. Evet. Müsaadeni çıkarmaya başlıyor. Hikayeler başlıyor. Ay maşallah. Evet, bir taraftan soğanlar sotelenir, bir taraftan etler sotelenir. Ustalık böyle bir şey. Zevk alacaksın. Evet, buradaki hikaye şu. Kuzuyu tavada tavladıktan sonra fırın yolculuğu başlar. Bizim yemeklerimiz tamamen hepsi fırında pişer. Şöyle sade bir şekilde et tavasına konur. Evet şefim, pişirmiş olduğumuz kuzuyu önceden ısıttığımız fırına gönderiyoruz. Tamam. Yaklaşık kaç saat diyelim buna biz? Şefim 2 saat. 2 saat. 2 saat de benden olsun. 4 saat yaklaşık 180 derecede taşlaman fırında pişer kuzumuz. Şimdi o dönemin çırakları daha etkiliydi. En azından bir saygı vardı, sevgi vardı. Çünkü ailesi onu getirdiği zaman hani şu söz de vardır, eti senin kemiği benim gibilerinden. Eğer bir de o çocuğu gelen çırağı bu mesleği sevdiriyorsan gerçekten çok iyi yönetebiliyorsun. Şimdiki dönemdeki çıraklardan bahsedelim. Meslek okulları daha çoğaldığı için okuyaraktan gelen çıraktan daha iyi usta çıktığına inananlardanım. Çünkü hem mektebini okuyor hem de işin mesleğine giriyor. Bunlar bizim için çok avantajlı bir dönem. Şimdi okuyan çıraklarımız zihni açık oluyor. Meslekte de bizim akıl da çok önemli. Çünkü yaptığın ürünleri, kararlarını iyi vermek zorundasın. Bizim dönemimizdeki çıraklıklarda tamamen güçle, inançla olan bir çıraklık dönemleri vardı. Eğer ustanı seviyorsa, kalfanı seviyorsa o çırak bir daha seni terk etmiyor. Çırak çünkü mesleği yapmak zorunda. Çünkü o dönemin meslekleri daha sanatkarlarla çalışıyorsun. Çünkü sanatkar azdı. Parmakla gösteriliyordu. Çırak da iyi mesleğe başladığı için ustasını, kalfasını rol model olarak alıyor. Ben 2002 doğumluyum. 19 yaşında. Adım Burcu Öztürk. Artvinliyim. Aşçılık okumak istediğim için bu mesleği tercih ettim. Bülent Şef işi üzerinde çok titiz bir insan. Yemeklerin lezzeti yani. Bülent Şef'in yaptığı benim de en sevdiğim yemek Ankara Ayaz. Şehriyeli yapılıyor. Ondan sonra 5 saat fırında kalıyor. Bizim kuzu etimiz kokmuyor çünkü. O yüzden rahatlıkla yiyebiliyoruz. Çünkü Bülent Şef'imiz imzasını attığı için güzel bir lezzet çıkartıyor ortaya. Evet, kuzu etimizi soteledikten sonra yaklaşık 4 saat bir yolculuğa 180 derece fırına verdik. İkinci aşaması var bunun. Özelliğinden bir tanesi, biz aşama aşama gidiyoruz. Kuzu viştelinin harcını hazırlıyorum. Tavama yağımı koydum. Zeytinyağı koydum. Haşlanmış arpa soğanlar, bunun da gazını aldım. Gazını suda haşlayarak gazını alıyoruz biz bunun. Hem o soğanın kendi kokusunu atıyor, hem de insanları yerken rahatsız etmiyor. Bizim için misafirlerin, bizim sunmuş olduğumuz yemek tadı çok önemlidir. Damak tadı. Yine yüksek ateşte soğanlarımı soteliyorum.
Bizim karışımız var. Bu da buna çok yakışıyor. Bizim reçetemizde bu da var. Gün kurusu kayısı. Evet, bunlar iyice sotelendikten sonra vişne, çekirdeksiz vişneler olacak. Biz bunların çekirdeklerini tek tek alıyoruz. Mevsimde toplayıp ve vişneli kuzu hikayesi başlıyor. Evet, bizim kendi yorumladığımız baharatlar içinde karışım olarak hazırlıyoruz. Biz biraz da çağ biber de koyduk. Hafif ekşili. Hafif de damağa da acı geliyor. Vişnemizi güzelce soteledikten sonra fırından etimiz gelir. Artık iki lezzeti birleştirmenin vakti geldi. Evet Fatih Usta, lezzetimizi alalım. Evet, hikayemiz başlıyor. Böyle bu şekilde yapıyoruz ki tadı içine girsin. Vişneler içine girsin, soğan içine girsin. Mis gibi kokular geliyor. Şu yapmış olduğum hareket modern bir hareket değil aslında. Bu yapması gereken bir hareket. Şunu aldığın zaman buradaki buharı direkt burnuna nefesini çekiyorsun. Orada anlıyorsun kokuyu. Bu hareketi mutfak kültüründe muhakkak kullanın derim ben. Evet, ne dedik? Bizde çiğ ürün olmaz. Tavada sotelediğimiz ürünleri, domatesini üzerlerine hafifçe yerleştiriyoruz. Bir fırın yolculuğu daha başlıyor. Bu yemeğin toplam pişme süresi tam 5 saat. Reçetelerimizden bir tanesi de daha önceden hazırladığımız, kuruttuğumuz limon, portakal, mandalina, şöyle kurutulmuş elma. Şimdi bunları koymam sebeplerinden bir tanesi, biz fırın yemeği diyoruz bunlara. Fırın yemeğinde, şimdi bu koymuş olduğum, kurutulmuş, mevsiminde hazırladığımız tropikal meyvelerimizi içine tamamen siniyor. Bu da kuzunun, derler ya ben kuzu etini pek yemem, bizim yapmış olduğum harçla beraber koymuş olduğum vişneli harcı, işlemden geçen ürünlerle beraber bunlar tamamen bütünleşip tamamlanıyor. İşte vişnelinin hikayesi böyle. Evet şefim, son dokuşumuz da senden olsun. Sihirli iksirimizden atalım. Evet, mevzuda hiç sorun yapmıyoruz. Lezzete atılan imza diyoruz efendim. Lezzet atılan imza, vişneli kuzu şimdi tamamlandı. Fırın yolculuğumuz başlasın. Şimdi o dönemler benim çıraklık dönemimde ustamla biz iyi bir ekip olmuştuk. Sevgili Cemal Ustam o dönemlerde bana hem babalık yaptı, hem amcalık yaptı, hem ustalık yaptı. Benim için önemli olan ustalıktı. Ben çünkü iyi bir usta olmak istiyordum. Kendimi iyi eğitmek için çok dikkatli dinlemem gerekiyordu. Sabah erkense erken kalkıyorduk. Kurallara uymak zorundasın. Benim Cemal Ustam biraz sert bir mizaca sahipti, disiplinliydi. Kesinlikle üstün kirli olmayacak, temiz olmak zorundasın. Bizim meslekte biliyorsun temizlik çok önemli. Saatine uyacaksın, giriş saatin, geliş saatin. Hazırlık yapıyorsan hazırlığı bırakmayacaksın sabaha. Çünkü usta işini takip etmek zorunda. Eski ustalar biraz nazlıydı, bir şey göstermezlerdi. Sır gibi saklardı. Ancak çok zaman geçirmen lazım ki, yani şöyle... Çıraktan hemen kalfala geçemezsin. Muhakkak çok aşamalardan geçiyorsun. Önce yediğin fırçaları
sabretmen lazım. Ben hemen işi bırakıyorum diyemezdin. Çünkü evde ailen seni çünkü oraya teslim etmiş. Çünkü evde de hesap vermek zorundasın. Biz bu sıkıntıları yaşadık, o aşamaları geçtik. Bir şey öğrenmek için bizi mesela bir yere gönderirdi. Mutfaktan uzaklaştırırdı. O da onun tercihiydi. Tabii ki bu da sabırlı olan bir şey bu. Sabretmesini öğreneceksin. İlk önce zaten çıraklığı yapmadığın bir şeyin ustalığını yapamazsın. Muhakkak sabır, iyi takip etmek zorundasın. Adım Mehmet, soyadım Yurtsever. 1994 yılında doğdum. Bulgaristan göçmeniyim. 5 seneden beri Şehir Bülent'in yanındayım. İlkokulu bırakmak zorunda kaldım. Dışarıdan turizm otelcilik meslek bölümü okudum. Mezun olduktan sonra Bülent Şef'imizin yanına geçtim. Sağ olsun 5 seneden beri yanındayım. Bülent Şef'in yanına ilk geldiğim günü hatırlıyorum. Doğrama yapıyordum. Bülent Şef'imiz de geldiği ilk gün kahvaltı yapıyordu. İlk günden daha kahvaltı yaptı. Yaptığı kahvaltıyı bana uzattı. Al kardeşim gel dedi beraber yiyelim. Hiç unutmam o günü. Sıcakkanlı mesleğe yeni başlayan stajyerleri, öğrencileri korkutmamak için sıcakkanlı böyle yakın, sempatik davranınca ya bir meslek aşkı daha çok kabarıyor insanda. Bülent Şef'imiz bizim babamız gibi yani bildiği her şeyi bize öğretmeye çalışan, yeri geldiği zaman çok disiplinli, yeri geldiği zaman çok sevecen, yani bir hata yapsanız da oluyor öyle şeyler diyebilecek bir şefimiz. Yani bize babalık yapıyor kısaca. Çıraklık dönemimi açtıktan sonra kalfalığa geçtim. Kalfalık döneminde bir gün ustam rahatsızlanmıştı. Ben hem çırak hem kalfaydım o dönemde. Ustam gelemeyecek durumdaydı. Ustam dedi Cemal Usta amcam, sevgili amcam. Dedi ki ben gelemeyeceğim, dükkanı seni çevirmen lazım. Ben de kara kara düşündüm acaba, çünkü o zaman sorumluluk yeterince değildi. O dönemde ben sazı elime aldım. O gün yemekleri ben yaptım 3 gün boyunca. Mutfak bana kalınca 2 saat erkenden gittim. Çünkü normalde 5'te dükkana gidiyorduk. Çok erken gittim çünkü çok heyecanlandım. Ondan sonra o günden sonra dedim ki kendime, dedim ki bu işi yapacağım ben. En iyi yerlere gelmeye çalışacağım. Elinden geldiği kadar en iyisini yapmaya çalışacağım diye kendime söz verdim. Kalfalık dönemlerim oradan çıraklıktan direkt kalfalığa geçtim. Çünkü 3 gün boyunca mutfak bana aitti. Dükkan bana aitti. Sorumluluk da bana aitti. Tabii ki o zaman da güzel arkadaşlarımız vardı. Hep beraber çalışıyoruz. Arkadaşlık çok iyiydi. En azından insan birbirine saygı, sevgi. İşte o dönemler mesela biz dükkandan çıktıktan sonra yine kopamazdık. Bir yerlere gidip çay içerdik. Toprak sahada top oynardık. Sonra yine sabah yine erken saatte yorgun bir şekilde yine kalkar yine devam ederdik. Şefle tanıyana kadar daha önce yemek yiyormuşuz. Lezzetin ne olduğunu şefin yemeklerini tattıktan sonra anladım. Misafirlerimiz geldiğinde burada ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. Ve onlar da gerçekten arada bir arıyorlar, espri yapıyorlar. Ya şefin yemeklerini özledik, biz de gelelim, tadalım diyorlar. Gerçekten insan hayatının bir parçası haline geliyor şefin yemeklerini tadınca. Vişneli kuzusu gerçekten mükemmel. Sebze ve meyveleri yemekte kullanması da ayrı bir kültür. Gerçekten tebrik ediyorum. Ama et kadar sebze yemeklerinde de, kuru fasulyede de, pilavda da başarılı. O 3 gün boyunca kendime olan özgüvenim artmıştı. Dedim ki ben iyi yerlere geleceğim. En azından bir şeyleri başarabiliyorum. Çünkü sorumluluk almak çok farklı bir şey. Emir altında çalışmak çok farklı bir şey. Yani o zaman ustaları kesinlikle
sana yemek yaptırmazdı. Getir, götür. Sana sadece onları yaptırırdı. Sırlarını gizlerlerdi. Şimdi öyle değil ama. Şimdi sır gizlenmiyor. Her şey ortada. İstediğin kişiye rahatlıkla ulaşabiliyorsun. Öyle bir avantaj var şu dönemlerde. Kalfalık dönemi bittikten sonra tabii yıllar geçmeye başladı. Kendime olan özgüvenim artmaya başladı. Sonra askerlik hayatım geldi. Askerliğimi 18 ay yaptıktan sonra artık ben dedim çırak da olmayacağım, kalfa da olmayacağım. Sazı elime almam lazım dedim. Abdullah Ostan var. O da Kapalı Çarşı'da esnaflardan bir tanesi. O da beni çok severdi. Dedi ki sen çok yetenekli bir arkadaşsın, bir kardeşimsin. Sen iyi yerlere geleceksin. Bizimle çalışır mısın? Dedim tamam çalışırım. Başladım mesleğe. Sorumluluk bende. Ustalık bende. Kalfalık bende. Baktım iyi gidiyorum. Bursa'mızın harika lezzetlerinden bir tanesi sütlü Kemalpaşa. Kemalpaşa'nın buradaki özelliğinden bir tanesi sütlü olması. Tam yaz mevsiminde yiyebileceğin tatlardan bir tanesi. Önce sütümüzü bir tencereye koyuyoruz. Sütlerimiz tamamen köy sütüdür. Köy sütünden daha da lezzetli oluyor. Bir paket Kemalpaşa'dan yapıyorum. Bir paket Kemalpaşa'ya 1 kilo 200 gram süt, 650 gram şeker. Sütü ben daha önceden ılıklaştırdım. Tam 650 gram şeker içinde. Şöyle bir kepçe yardımıyla iyice yedirdikten sonra bir şerbet, bir şurup yapıyoruz. Diğer Kemalpaşa'dan farklılığı sütlü olması. Sütlü olduğu zaman lezzeti çok daha yüksek oluyor, daha lezzetli oluyor. En özelliklerinin bir tanesi de hafif olması. Çıraklık döneminde Kemalpaşa'yı ocağa koymuştum. Usta da kasada duruyor. Sabahları hep hava almak için dışarı çıkardım. Bir gün öyle biraz fazla kaçırmışım dışarı çıkarmayı. Baktım dumanlar geliyor, yanık kokular geliyor. Biliyorsunuz şekerin kokusu her yeri sarar. Şeker yanığı, hatta pastacılar bile şeker yakar ki kokular güzel gelsin diye. Dedim eyvah, mutfaktan duman çıkıyor. Bir koştum, Kemalpaşa yanmış. Kemalpaşa'dan o kadar çok fırça yedim ki, yani hiç o anımı unutamıyorum. Fırçayı yedikten sonra dedim ki, ocakta eğer bir şey pişiyorsa muhakkak kontrol etmen zorundasın. Çünkü ateşle oynuyorsun. Ateşin olduğu yer biliyorsun hep tehlikelidir. Bizim için tabii ki zevkli, bizim işimiz ateş. Sütlü Kemalpaşa'nın bir püf noktası da şeker tam kaynama, yani şerbet kaynama yakınken Kemalpaşa'sını veriyorsun. Çünkü şekeri içine attığın zaman sıkmayla karşılaşabilirsin. Sıktırmadan, bu da çünkü malzemesi çok basit görünse de yapımı o kadar da zor bir tatlardan bir tanesidir. Evet Fatih Ustam, Kemalpaşa'yı verir misin? Evet şefim, önce sihirli tozumuzu atalım, kimsenin bilmediği. Tamam. Bizim kendi aramızda mesajlarımız bunlar. Biliyorsun mutfakta bir hikaye vardır. O hikayelerden bir tanesi. Sihirli olmak zorunda. Bana sıcaklık iyi geliyor. Kemalpaşaları verdikten sonra bir de bunun diğerkilerden özelliği şerbetin bol olması lazım. Çünkü iyi kaynaması lazım. Sütün her noktalara teneffüs etmesi lazım. Şimdi bunu böyle karıştıktan sonra artık dumanlar çıkmaya başladı. Evet Fatih Ustam, kapatalım bunu. Kapatıyorum şimdi. Yaklaşık yarım saat kaynatıyoruz. Sonra ilk 15 dakikası yüksek ateş, 15 dakikası da kısık ateş. İsmim Necati Özensoy. Bursa'da doğdum büyüdüm. Gerçekten Osmanlı mutfağını çok iyi işleyip, yani günümüzle aynı zamanda adapte eden, yani konseptini artık günümüz lezzetleriyle birleştiren bir şef. Ciğer sarması vardır. O belli günlerde yapar usta. Özellikle o günlere gelmeye çalışıyorum. Onun dışında şef tabağı diye ifade ettiğimiz birçok yemeğin bir arada olduğu bir yemeği de sunuyor çok güzel bir şekilde. İşte Bursa'ya has Kemalpaşa tatlısı olsun, diğer işte kabak tatlısı vesaire, yani sütlüsü, hamur tatlısı, yani şef elinden ne çıkıyorsa, hani elinin lezzeti var deniyor gerçekten. Bülent'e de zannediyorum doğuştan bir el lezzeti verilmiş, böyle de bir şefimiz.
Bunlar da bizim imza yemeklerimizden birkaçı. Şöyle Elbasan tavamız var. Bir göçmen yemeğidir bu. Bu da yoğurtla yapılır. Bunun hikayesi en orijinali yoğurttur. Yoğurt ve kaşar fırın yemeğidir. Patlıcanlı bir mengen tavamız var. Bu da bizim imza yemeklerimizden bir tanesidir. Zaten kuru fasulye göçmenlerin biliyorsun en iyi yaptığı yemeklerden bir tanesidir. Acılı kuru fasulye. Bu da imza yemeğimiz. Şef sarma dediğimiz içindeki eti yaklaşık 4 saat pişiyor. 4 saat piştikten sonra 1 saatte de tavada soteleniyor. Öyle bir hikaye var o yemekte. Belki ev yemeklerinin ev mutfağına girmesi gereken ikramlık, harika bir misafirlere sunulacak bir yemek. Şurada incik ayazım var. Fırında 6 saat pişiyor kuzu eti. 1 saatte arpa şerisiyle beraber pişiyor. İçine yine yorum kattığımız meyvelerle modern ettiğimiz bir yemek. O da çok efsane. Köftemiz var. Biz buna ekşili köfte diyoruz. Bizim burada yorumumuzda namı diğer terbiyeli köfte. Bu da çok lezzetli. Mideyi hiç yormaz. Şu masada inanılmaz bir hikaye var. Yaklaşık 30 senenin bir hikayesi. Çıraklıktan kalfalığa, ustalığa salatamızı da yağlayalım. Bunun da ilacı bu. Bununla tamamlanır bu. Bursa süt helvası. Bu da yaklaşık 150 yıldır mutfaklarımızda. Benim çıraklık döneminde daha farklı tekniklerle yapılırdı bu. Daha çok un helvası tarzını yapardı ama biz bunu artık süt helvası dedik. Bu da fırında pişer. Kazan dibinin atası deriz buna. Kazan dibi alttan pişer, alttan yakarsın. Bunu da üstten fırında pişirirsin. Bu haricinde Türkiye'nin her yerinde pişmeye başladı. Diyorlar ki biz yapıyoruz ama sizin kadar olmuyor. Çünkü her şey yerinde güzeldir. Yani neresini meşhursa orada yiyeceksin yemeğini. Her şey yerinde yenir. Ben Umut Yılmaz. Ben Bülent Şef'i 12 yaşındayken tanıdım. O günden beri yanındayım. Bana çok katkısı olmuştur hani okumamda şeyinde. Bülent abi işinde yeri geldi mi çok katı olabiliyor. Ama yeri gelme çok da yumuşak olabiliyor. Bize aslında işi burada doğrusunu, düzgününü olması şeklinde öğretiyor. Dışarı çıktığımızda bambaşka bir Bülent abi tanıyorsunuz. Çünkü Bülent abi dışarıda şen şakrak, çok neşeli bir insan. Yani mutfağa girdiğimizde her bir şefin olması gibi, her bir patronun olması gerektiği gibi sert, katı kuralları olan bir insan. Bizim için biraz daha baba kıvamında burada. Burada hepimiz bir aileyiz. 10 senedir, 8 senedir, 7 senedir çalışan arkadaşlarımız var Bülent abiyle. Bizim için hepimiz bir aileyiz. Bülent abi de başımızın tacı. Mengen benim şöyle, ben sebzelerle eti birleştirmeyi seven bir insanım. Yemekte de aynı şekilde birleştirmeyi seven bir insanım. Bülent abi bu işi çok iyi yapıyor. Yemekleri sebzelerle çok iyi birleştiriyor etleri. Ben bunu 12 sene önce ilk yediğimde vay be bu ne dedim. Ben 12 senedir aynı tadı alıyorum. Üstüne de hala koyuyoruz. Üstüne de hala koymaya devam edeceğiz. Ama aynı lezzet hiçbir zaman kaybolmadı. Farklı farklı yemekler çıkıyor. Ama mengenin tadı hiçbir zaman değişmiyor benim için. Bence vişneli kuzu, kuzu etinin gelebilecek en üst noktalarından biri. Çünkü vişne hani ekşi bir meyvedir. Ama bunu kuzu etiyle birleştirmek yani çoğu insanın aklına gelmeyebilir ama hani Bülent abinin böyle yaratıcılıkları var. Hani inanır mısın mutfakta çok hani bazen değişik enteresan lezzetleri birbirine katıyor. Vay be dediğimiz şeyler çıkıyor ortaya. Hani biz de onlardan elimizden geldiğinde görüp hani bir şeyler katmaya çalışıyoruz. İmza yemeklerimizden bir tanesi kuzu vişneli. Biz hatta buna yorum da katıyoruz. Vişneler olana kadar diyoruz. O da bizim sloganımız. Bir de şunun tadına bakalım ki misafire sunulabilecek gibi mi? Öncelikle şunu ifade edeyim. Bir kuzudan daha fazlası her tadı alabiliyorsun. Hafif ekşi. Bir tutam acıyı ve kuzu etin kendi lezzeti kekikle beraber tamamlanıyor. Ben buna ne diyorum? Vişneler olana kadar. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Bana bir şef de lazım. Hay hay efendim. Mehmetçim.
Şef tabağına hazırlıyoruz. Şef tabağına ortaya bulgur koydum. Şu arpa şehriyi 5 saat pişen etin suyuyla beraber pişiyor. Ver bakalım. Şef tabağın özelliği o gün ne varsa tezgahından 5 tane imza yemeklerinden karma yapıyorsun. Hepsinin tadına bakıyorlar. Çoğunlukla şef tabağı istedikleri zaman kendine bırakıyorlar. Diyorlar ki size güveniyoruz. Siz bizi hazırlayın. Yorumsuz diyoruz. Biz de kendilerine şöyle klas bir tabak yapıyoruz. Şöyle pinli. Sade etten olmuyor. Çok efsane bir bamya da yanına koyup. Kuru fasulye koy biraz. Benden bir şef tabağı istediler. Ben dedim ki erken gel ki çeşit bol olsun. Esnaf lokantanın özelliklerinden bir tanesi yemekler çok çabuk bitiyor. Bizde de kalan çeşitlerde kaburga yaptım. Vişneli, bamya, patlıcan çığırtma, fasulye, harika bir bulgur. Üzerine de fırında pişmiş arpa şehriğinden pilav. Bugünkü şef tabağım bu. Ben Mustafa Üskürüplü, emekli il müftüsüyüm. Bülent cidden, yani zaten Osmanlı'dan gelen bir şey var. O yemek kültürünü yansıtıyor. Dünyanın en meşhur aşçıları Bolu'dan çıkar ve dünyanın her yerinde, ünlü otellerde. Ama Bolu'nun merkezinde maalesef yemek yemek için bir restoran zor bulursunuz. Çünkü hep aşçıları dışarıda. Ama buralar, Bursa ve gerçekten bu müessese bu anlamda son derece zengin ve başarılı. Tebrik ediyorum. Evet, can ciğer kuzu sarması dedik. Lezzetine bakalım. İşte çocukluğumun yemeklerinden bir tanesi. Çocukluğumuza inelim bakalım. Biz mi daha iyiyiz, anneannelerimiz mi daha iyi? Keselim bakalım. Gömlek ince olması lazım. Bu şekilde rahatlıkla kesilebiliyor. Bu ciğer sarmanın özelliğinden bir tanesi, püf noktalarından bir tanesi de nohutla beraber yenir. O dönemler nohut yoktu. Nohutsuz yiyorduk. Bismillahirrahmanirrahim. Tadı gerçekten harika. Hiç kuzu kokmuyor. Hani kuzu ile arası şöyle böyle olanlar için de gerçekten çok lezzetli. Zaten ciğer sarma da bizim imza yemeklerimizden bir tanesi. Bunun için bile seyahat edilir. Bursa'ya gelinir. Mustafa Kemal Paşa'dan gelen Kemal Paşa tatlısı. Kendi yorumladığımız sütlü yaptık. Şimdi tam yaz mevsiminde sütle, hatta bunu dondurmayla bile sunabilirsiniz. İçine tamamen bütün sütlerini hapsetmiş. İçi de kuru değil. Efsane bir hafif tatlı. İnanın gerçekten çok lezzetli. Önce kendi tadına bakıyoruz. Eğer bir eksiği varsa diyoruz ki bugün eksik olmuş. Daha iyisini yapabilmek için daha iyi mücadele ediyoruz. Meslekte sınır yoktur. Bu tatlı içinde seyahat edilir. Bursa'yı bekliyorum. Bu tarifi muhakkak yapın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.